Selamun Aleyküm sevgili Diyanet TV izleyicileri. Yine Kur'an-ı Kerim'i okuma adına artık tamamen yolumuzun efendim ilerleme e, bahsine gelmiştik. Yani cezimi öğrendik. Şimdi cezmden biraz daha öte şeddeye geldik. Şeddeyi de öğrendik mi artık Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş okumaya başlayabiliriz. Şimdi cezim biraz bir önceki dersimizde cezim harflerin harekesini alırdı bu sefer şette e, bu tamamen e, iki katı olacak yani cezimle birlikte sanki bir hareke e, varmış gibi bir e, unsuru olacak işlevi olacak şettenin. O zaman şetteyi nasıl bir şekil Evet arkadaşlar şette şu şekilde harfin üzerine gelir yani böyle üç tane dişi var burada gördüğünüz gibi. Burayı arkadaşımız zomlarsa şeddeyi şu şekilde görmüş oluruz. Şedde yine tek başına gelmez. Mutlaka onunla birlikte bir hareke olur. Yani işte burada gördüğünüz gibi ötre gelmiş. Esre ile de gelebilir efendim üstünle de gelebilir. Yani tek başına geldiği zaman bir işlevi olmaz yine. Mutlaka bir harekeyle gelir. O zaman bakıyoruz hemen şu üst bölümden e, yola çıkalım. T harfi üzerinde ne var? Fetha var. T. Ama Z harfinin üzerinde şedde var. Şedde ağzımızdan çıkan kelimeye dikkat edelim. Şedde. Evet. Yani İki defa okutuyor bir harfi. Şimdi Türkçe'de sessiz harfler bu görevi yapar. Mesela anne, an an diyoruz, sonra ne diyoruz? İki tane sessiz harfi araya gelmiş ve anne. Evet, bu arada annelerimize de hürmetlerimizi sunuyoruz. Anne derken bile içimizde o sevgiyi andıran kelime oluşmuş oluyor. Evet, bu arada. E, dersimize devam etmiş olalım. Anneden yola çıkarak T harfinin üzerinde üstün dedik. Z harfinin üzerinde ötre var ama şette e, şetteyi de görüyoruz. Şette hemen bakalım uygulamaya çalışalım. Tezzü Evet biraz önce ifade ettiğim gibi sanki bir cezim cezimli bir harf var. Açılımı efendim. Sonra ötreli bir aynı harf var. Yani şedde, şeddeyi bir harfin üzerinde gördüğümüz zaman o harften iki tane var. İşte altta gördüğümüz gibi iki tane Z var. Birisi sakin, birisi harekeli. Onları birleştirerek okuyoruz şimdi ama. Tezzü. Tez diyoruz sonra tekrar Z harfini ne yapıyoruz? Hangi hareke varsa o harekeyi önüne e, seslendirmiş oluyoruz. Tezzü başka bir e, kelime de tahlil edelim. Evet burada da gördüğünüz gibi yine kimin üzerinde Şedde. Evet ra harfinin üzerinde. O zaman ra'dan bir tane değil iki tane var. Ama ra harfinin esresi var. Gördüğünüz gibi dedik ya Şedde tek başına gelmez. Mutlaka bir hareke ile gelir. İşte burada gördüğümüz gibi hurri. Burada çözmeye çalışalım. Hurri sonra burada tahlil yapalım. Bakın. Evet, hurri bir cezim varmış sanki. Bir de harekeli bir harf. Yani aynı harften iki tane tekrar söylemiş oluyoruz. Hurri. Evet. Hur tekrar ri. O zaman hurri şeddeli bir şekilde okumuş oluyoruz. Yine aynı şekilde bu sefer üstün F harfini kefe bağlayacağız. Biraz bir önceki dersimizde cezim demiştik ya, cezim öğrenmiştik ya. Bağlamış oluyoruz. Sonra harfe tekrar bir hareke vermiş oluyoruz. Hemen bakalım. Fek kü ama irtibatı kesmeden okuyoruz. Fek kü, fek kü. Evet, siz okuyun. Merru ama burada yine önceki konularla birleştirmiş oluyoruz. Ra harfinin önünde ne görüyoruz arkadaşlar? Evet hareketsiz bir vav wow, ötreyi uzatan e, unsurunu biliyor öğrenmiştik. O zaman uygulayalım. Merru, merru dedik. Alttakini de açılımı olarak görüyoruz. Merru irtibatı kesmiyoruz yine. Mer-ru demiyoruz. Mer-ru bu şekilde akacak. Bir de burada şunu ifade edelim. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken şeddenin çok fonksiyonu var. Neyde fonksiyonu var? Güzel okumamızda harfleri böyle tane tane okuyup onların özelliklerini ortaya çıkarmamız açısından çok önemlidir şedde. Ama şunu ifade etmek istiyoruz. Biraz... Yani harfin o iki tane, burada gördüğümüz gibi ra harfinin o iki tane olduğunu belirgin hale getirmemiz için ağzınıza biraz bekletmiş oluyoruz. Çok tutmadan tabi. Merru, merru şeklinde değil. Merru biraz şeddeyi ah, belirgin hale getirmemiz için ağzınıza bir müddet e, bekletmiş oluyoruz. Evet, burada... Bütün harfler, evet. Kaç tane mim var burada arkadaşlar? Şunları kapattığımız zaman iki tane mim gözüküyor, değil mi? Ama şeddenin o işlevini aklımıza getirdi getirdiğimiz zaman üç tane mim harfini uygulamış oluyoruz. Biraz önceki dediğim gibi mimin de e, şetteyi e, gördüğümüz zaman mimi de ağzınızda bekleterek tutarak da diyebiliriz. Sonra hareket veriyoruz. Mimme mim diye tutuyoruz. M sonunda üstün hangi hareket varsa onun harekesini sonunda basmış oluyoruz. Bakalım bir daha deneyelim. Mimme 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 Güzel sesli hocalarımız bunları okurken çok güzel Okuyorlar arkadaşlarımız. Onun için sizler de bunları dikkate alırsanız çok güzel okuyuşlar ortaya çıkacak. Evet yine görüyoruz. Kimin üzerinde? Nun harfinin üzerinde şedde görüyoruz. Bu üç tane dişli küçük şirin diyebileceğimiz bir hareke. Evet onun fonksiyonunu artık öğrendik okuyalım. Minni. Ama buradaki daha önce öğrendiğimiz konularda dile getiriyoruz. Uzatma işaretini görüyoruz. Dikey bir esre görüyoruz. min minni diyerek bu harfi de böyle geçmiş oluyoruz. Artık Kur'an-ı Kerim'in bütün konuları okuma açısından öğrendik diyebiliriz. Daha sonraki tecvid kurallarında küçük şeyler kaldı konular onlar da öğrendiğimiz zaman detaylı bir şekilde okuyacağız. Evet. Saf fen saf dedik. Tekrar F harfinin harekesini veriyoruz. Harekesi ne? F harfinin evet daha önce öğrendik. Tenvin, üstün tenvin diyoruz. Saf fen saf fen Evet. Yine ötre ve ötre tenvin şeddeyi vurgulayarak küllün burada lam harfini çok tutmamıza gerek yok sadece belirgin hale getirelim ondan sonra harekelerini yerine getirerek okumuş olalım küllün küllün evet dudak talimlerinde öğrenmiş oluyoruz hemen diğer kelimelerden bakalım artık tek daha önce öğrenmiştik bütün konuları ihtiva eden tez. Bu tek cezim öğrendiğimiz. Bakalım ee, mukayese yapıyoruz şimdi. Evet bir an önceki okuduğumuzu ne yapıyoruz? Tez burada z harfini iki defa okuyacağız. Burada tek okuduk. Harekesini aldık. Harekesini alıyoruz. şedde olduğu zaman yani şurada. Harekesini alıp, alıp, önce alıp sonra tamamen hangi hareke var öte, e, üzerinde? Ötre. O zaman tezzü 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 dedik. Evet. Bakalım. Şimdi açılımlı geliyor. Açık halde yazılmış. Yani ha harfi iki tane burada cezim var, üstüm var. Seh Ha. Bu iki harfi yazmamıza gerek kalmayacak şimdi. Evet, baktık ki bu şeddeyi gördüğümüz anda işte burası çok belirgin bir örnek e, göstermiş oluyoruz. Evet, burada iki tane ha'nın yerini yani birinin yerini ne yapıyor? Bu şedde o fonksiyonu yerine getirmiş oluyor. Seh-ha, ha, seh -ha iki harfinde ince olduğunu söyleyelim. Burada da daha önce vurguladığımız konularla birlikte gelmiş. Seherin. -ha Hay aynı zamanda uzattık. Niçin? Önünde hareketsiz bir elif gördük. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Ha harfini aynı zamanda uzatmış oluyoruz. Seherin. Seherin. Evet şuradan bu örneği de verelim. Evet burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde azzi iki tane z'yi okumuş oluyoruz. Harekeleri belirgin halde yazılmış ama işte şettenin fonksiyonu burada belirgin halde görüyoruz. Bu şette evet az azzi, yine peltek olduğunu unutmayalım. Ayn harfini ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet güzelce boğazımızdan boğazımızı sıkarak avvi ama bizim özellikle şette harekesini öğreniyoruz bugün. Onu ince pekiştirelim. Evet buradaki mukayese yapıyoruz. Avi Şette aynısını ne yapıyor? İki harfi bir arada görmüş gibi oluyoruz. Şetteyi gördüğümüz zaman avvi Bakalım Şöyle karışık soruyoruz. İşte burada bir önceki konular yine ihtiva ediyor ama biz ne yapacağız? Onlarla birlikte, önceki konularla birlikte bu kelimeyi çözmeye çalışalım. Yu'azzibuhum Yu'azzi Azzi Şeddeyi gördük. Az dedik. Zel harfini bir cezimli okuyormuş gibi. Az diyoruz. Sonra harekeyi veriyoruz. Azvi. Bunları zaten biliyoruz. Ötre ve sonunda cezim var. Bühüm. Kelimeyi birlikte okuyalım o zaman bütününü. Yu'azzibuhum. 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 Hemen bakalım. Şimdi tek başına cezim az önceki sadece üstün ve esre azi evet burada azi cezimle birlikte ama şeddeyi de vurgulamış oluyorum olalım. olalım bu sefer bu peltek harfimizi keskin harfi de görelim keskin yani peltek biliyorsunuz zel harfi burada keskin Türkçemizde olan z harfi tez cezimli hali tezü üstün ve ötre tezü açık halde yazılışı şeddenin açık halde yazılışı evet asıl şedde bugünkü konumuz işte burada kaç tane z var Niye? yine, soralım evet bir tane değil iki tane z görüyoruz evet o zaman ne yapacağız tezü tezü diyoruz ve dersimizi burada tamamlıyoruz. Ve bugün de şedde'nin fonksiyonunu öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde daha da pekiştirerek yolumuza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli izleyenler. Hepiniz Diyanet TV'ye, ibadet dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim hepimize bu dünyada da iyilikler versin, ahirette de iyilikler versin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin inşallah. Değerli izleyenler, bugünkü dersimizin konusu kadınların özel halleri. Değerli izleyenler, kadınlara ait özel haller üç çeşittir. Bunlardan birincisi hayız yani adet hali. Kadınlar ergenlik çağına gelince hayız görmeye başlar. Hayız bir hastalık veya lohusalık durumu olmaksızın rahimden gelen kandır buna adet hali denir. Değerli izleyenler, kadınlar en erken 9 yaşında adet görmeye başlayabilirler. 9 yaşına giren ve adet görmeye başlayan bir kız ergenlik yani diğer adıyla blue çağına girmiş olur. Adet hali genellikle 55 yaşında sona erer. Adet halinin en azı geceleri ile beraber 3 gün yani 72 saat, en çoğu ise gecelerle beraber 10 gündür yani 240 saat. 3 günden az gelen kan ve 10 günden fazla devam eden kan ay hali kanı değildir. İstihazedir. Yani bir rahatsızlık, bir hastalık belirtisi olabilir bir özürdür. Aybaşı bittikten sonra onu takip eden temizliğin yani iki ay hali arasındaki temizliğin en kısa süresi değerli izleyenler 15 gündür. Temiz iken niyet edip oruca başlayan bir kadın. İmsaktan sonra gündüzün herhangi bir saatinde ay hali veya luhusa olursa onun orucu bozulur o günü akşama kadar oruçlu geçirmesi caiz değildir. Oruçlu gibi yemeden ve içmeden durması uygun değildir. Bir kadın kendisine borç olan iki ay kefaret orucunu tutarken ay hali olsa o günlerde yine oruç tutamaz. Değerli izleyenler ay hali biter bitmez ara vermeden hemen kaldığı yerden kefaret orucuna devam eder. Ve bu şekilde oruçlarını birbirine ekleyerek hesap edip 60 günü tamamlar. Ay başı haline giren kadın namaza ve oruca devam etmesi haramdır. Değerli izleyenler, kadınların özel hallerinden biri olan nifas konumuza şimdi değinelim. Nifas yani lohusalık. Doğum yaptıktan sonra Kadının rahminden gelen kandır. Bu durumda olan kadına ise lohusa denir. Değerli izleyenler, kadınların tıpkı adet dönemlerinde olduğu gibi doğum yaptıktan sonra da bir süre lohusalık kanamaları olmaktadır. Kur'an'da hakkında bir hüküm belirtilmeyen ve nifas olarak adlandırılan bu durum Peygamber Efendimizin döneminden beri süre gelen uygulamaların ışığında adet ile aynı kategoride değerlendirilmiştir. Dolayısıyla adetli bir hanımın konumu, tutumu ve özel günlerde dönemlerinde uyması gereken sınırlamalar aynısı e, lohusa bir anne için de geçerlidir. Değerli izleyenler doğumdan sonra başlayan bu durumun süresi kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte kanamanın kesilmesiyle sona erer. Ümmü Seleme validemiz Resulullah döneminde lohusa kadın 40 gün namaz kılmaksızın otururdu diyerek lohusalığın en fazla 40 gün sürebileceğini belirtmektedir. Bu dönemin bitişinde de yine adet kanamalarında olduğu gibi gusül abdesti almak şarttır. Kadın gebe kaldıktan sonra ay hali olmaz. Lohusalık hali çocuğun doğmasından itibaren en çok 40 gün devam eder. Eğer 40 günden fazla sürerse fazla olan istihazedir. Yani özürdür değerli izleyenler. Luhusalığın azının sınırı yoktur. 40 günden önce de sona erebilir. Bu durumda olan kadın gusül yaparak ibadetleri yerine getirir. Vücudun el, ayak veya parmak gibi bazı yerleri belli olan bir düşükte yine doğum sayılır ve kadın bununla luhusu olur değerli izleyenler. Şimdi de yine kadınların özel hallerinden biri olan istiaze Değerli izleyenler, istaze kanı vücudun herhangi bir yerinden gelen kan gibidir. Bununla yalnızca abdest bozulur. Hayız ve nifaz için geçerli olan hükümler istaze için geçerli değildir. Bu durumdaki kadın ibadetlerine normal zamanlardaki gibi devam eder. Bu durum kadınlar için bir hastalık ve özürdür kadından gelen kan 3 günden eksik olursa bu ay hali değil kadın için bir özür sayılır. Ay hali 10 günden fazla devam etmişse bu fazlalık ile lohusalığın 40 günden fazlası da istazedir. 9 yaşından önce ve 55 yaşından sonra da gelen kan yine istazedir. Şimdi istaze tanımını tekrar bir ele alacak olursak değerli izleyenler kadınlardan gelen kan. 3 günden eksik olursa bu ay hali değil kadın için bir özür sayılır. Ay hali 10 günden fazla devam etmişse bu fazlalık ile lohusalığın 40 günden fazlası da e, istazedir değerli izleyenler. Şimdi gelelim ay hali ve lohusa kadınlara haram olan şeyler. Birinci olarak değerli izleyenler bu durumda olan bayanlar namaz kılamazlar. Kadın bu durumlarda kılamadığı namazları kaza etmez. Namaz her gün tekrarlandığı için dinimiz kadınlara böyle bir kolaylık göstermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ay hali hakkında soru soran bir kadına ay hali olduğun zaman namazı bırak, ay hali sona erince gusül yap ve namazını kıl buyurmuştur. Bir diğer maddemiz de oruç tutmak. Değerli izleyenler kadınlar bu hallerde tutamadıkları farz ve vacip oruçları daha sonra kaza ederler. Hazreti Ayşe, Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz ay halinden temizlenince orucu kaza eder namazı kaza etmezlik buyurmuştur. Değerli izleyenler bir diğer maddemiz Kur'an okumak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ay hali olan kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz. Bu durumda olan kadın dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Şükretmek maksadıyla elhamdülillah diyebilir. Besmele çekebilir ve Allah'a zikir ve tesbih edebilir. Değerli izleyenler bir diğer maddemizde Kur'an'a el sürmek. Ay hali ve lohusa olan bir kadın Kur'an'a el süremez. Müslüman olmayan bir kimseye istediği halde hidayeti ermesi ümidi ile Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilebilir. Ancak gusül yapmadıkça Kur'an'a el sürdürülemez, sürülemez. Ay hali ve lohusa olan kadın tefsirden başka dini kitapları tutabilir. Giydiği elbiseyle Kur'an-ı Kerim'i tutmak mekruhtur. İçinde Kur'an-ı Kerim bulunan bir kutuyu taşımak caizdir. Yüzün Taşında Kur'an'dan bir parça veya Allah'ın isimlerinden biri yazısı olsa bu yüzük parmaktayken helaya girmek mekruh olur. Bir diğer maddemiz ise camiye girmek. Değerli izleyenler, cami namaz kılınan kutsal bir mekandır. Ay hali veya lohusa olan kadın namaz kılamayacağı için ibadet maksadıyla camiye giremez ama düşman, yırtıcı hayvan ve soğuktan korunmak veya zorunlu ihtiyaçları için camiye girebilir. ve Kabe'yi tavaf etmek. Değerli izleyenler, ay hali ve lohusa olan bir bayan Kabe'yi tavaf edemez. ve cinsel ilişkide bulunmak ay hali ve lohusa olan bir kadınla cinsi münasebette bulunmak erkeğe haram olduğu gibi bunu, buna imkan hazırlamak ve rıza göstermek kadına da haramdır. Bu durumda cinsi münasebette bulunan kimse Büyük günah işlemiş olur ve bundan tövbe etmesi gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur. Ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Onlarla cinsi münasebette bulunmayın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın buyurulmuştur. Değerli izleyenler, ay hali esnasında cinsi münasebette bulunmanın birçok kadın hastalıklarına sebep olduğu bugün tıp bende sabit olunmuştur. Evet değerli izleyenler. Bugünlük de dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah diğer dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. you yeah.